Herkese merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TT Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine mantık konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda ikinci testin çözümünü yapacağız. İlk soru önermesinin en sade hali hangisidir demiş. Şimdi öncelikle burada bir parantez değilimiz var. Önce bunu alalım. P'nin değilin değilinden P geldi. V'nin değilinden V. Q'nun değili oldu. Dışarıdaki P'nin değili V verilmiş. Bunu da aynı şekilde yazdık. Daha sonra burada V'nin v, ve şimdi ikisi de V olduğuna göre birleşme özelliğini uygulayabiliriz. Mesela bunları yan yana alalım. P'nin değili ve P geldi. Ve Q'nun değili şeklinde birleşme özelliğinden bunları yer değiştirebilirim. Buradan P'nin değili ve P'den cevap sıfır oldu. Sıfır ve Q'nun değili. V'de bir tane bile sıfırın olması direkt cevabı sıfır yapıyordu. O yüzden de cevabımız değişiklik geldi. İkinci soruda olduğuna göre demiş PQR önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla hangisidir demiş. Şimdi bu arada bu e, pratik bir şekilde mantık sorularını böyle pratik bir şekilde e, nasıl çözdüğüm konusu e, az çok kafanız karışıyorsa arkadaşlar mantık konusuyla ilgili e, videolarımı yani 37 günde TT Matematik kampında yaptığım Mantık konusu konu anlatım videolarını izleyebilirsiniz. Orada da bu pratik çözümlerden bahsetmiştim. Uzun uzun bunları e, açıklamaktansa direkt e, V olduğunda veya olduğunda pratik bir şekilde bunları nasıl çözeceğimizi dediğim gibi orada bahsettim. İsterseniz oradan da inceleyebilirsiniz. İkinci sorumuzda P, Q, R önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla hangisidir demiş. Şimdi P'nin değeri veya R'de cevap 0 olduğuna göre veya da cevabın 0 olabilmesi için ikisinin de mutlaka 0 olması gerekiyor. Bir tanesi bile 1 olsaydı çünkü 1 geliyordu. O yüzden P'nin değili 0 olduğu için P önermesi 1 gelecek. R'nin de direkt 0 geldi. V'de de cevap 1 ise bunlar mutlaka 1 olmak zorunda. Çünkü bir tane bile 0 gelse de cevap 0 olurdu. P önermesi zaten 1 olduğunu söylemişti. Q'nun değeri 1 olduğuna göre Q da o zaman 0 geldi. P, Q, R sırayla istemiş. 1, Q, 0, R, 0 olduğu için 1, 0, 0 şeklinde E şıkkındaki gibi olacak. Üçüncü soruda önermelerinden hangilerinin doğruluk değeri kesinlikle 1'dir? P ve P'nin değeri demiş. Burası kesinlikle 0, 1'i 1, 1'i 0 gelecek. Çünkü 1 ve 0'dan 0 sıfır geldi. 0 ve P burası içerisi kesinlikle 0'dır. 0'ın değilinden burası 1 oldu. Kesinlikle 1 gelmiş oldu burası. Burada veya'nın V üzerine dağılma özelliğini uygulayalım. P veya P'nin değili ve P veya Q'nun değili geldi. Burası zaten 1, 1 ve P veya Q gel. Q'nun değili geldi. Şimdi v de buradaki cevabı bağlı aslında. Burası eğer 0'sa cevap 0'dır. 1 ise 1'dir. O yüzden de bu ifade P veya Q'nun değiline denk. Dolayısıyla biz bunun 1 ya da 0'a denk olup olmadığı ile ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz. O yüzden de cevabımız buradan yalnız 2 oldu. Dördüncü soruda önermesinin dengi hangisidir? 0 ve p 0'dır. 0'ın değilinden 1 geldi. Ancak ve şöyle diyelim. Ancak ve ancak 0 veya 1'den 1 geldi. 1'in değeri ise 0. Ancak ve ancak da farklı geldikleri zaman da cevap 0'a denkti. O yüzden de buradan cevabımız D şıkkı geldi. Beşinci sorumuza bakalım. Önermesi hangisi ile kesinlikle eş değerdir diye sormuş. Şimdi öncelikle bunun değerini bulmamız lazım. 1 ve 0. 0'dır. 0'ın değilinden 1 geldi. 1 ve buraya da yazdık. 1 ise 0 100 kuralından dolayı 1 ise 0 sıfır, 0'dı diyorduk. O yüzden burası 0 oldu. 1 ve 0 sıfır, 0'a denk. Hangisi 0'a denk olup bulacağız? Burada mesela iseyi veya'ya çevirirsek birincinin değilinden 1 biri oldu veya 1. 1 veya 1, bir, 1'e denktir. Biz 0 arıyoruz. A şıkkı gitti. Burada biri, bir tanesi 1, bir, bir tane 0 olacağı için 0 ve 1'den burası kesinlikle 0. Zaten biz de 0 aradığımız için cevabımızı bulmuş olduk. 6. soruda önermesi hangisine kesinlikle denktir? Şimdi P veya Q verilmiş ve P veya Q'nun değil. Burada şöyle yapabiliriz. P veya'lar ortak, ortak parantez alıyor gibi düşünerek P veya parantezinde Burada geriye Q kaldı. Arada V var. Burada da Q'nun değili. Q, Q ve Q ve Q'nun değili zaten 0 oldu. P veya 0. Şimdi veya da bir tanesi mesela 1 olsaydı cevap 1 gelecekti. Dolayısıyla P neyse aslında cevap o. Yani eğer P 0 cevap 0'dır. P 1 ise cevap 1'dir. Dolayısıyla bu ifade P'ye denk olacak. O yüzden de C şıkkı gelecek. 7. soruda hangisinin doğruluk değeri 1 olmayabilir? Şimdi e, burada P'nin değili ve P dediğimiz için burası 0. Q veya Q'nun değili 1'dir. 0 veya 1 1'e kesinlikle denk bir olmayabilir demiş. A şıkkı gitti. Burada birleşme özelliği uygulayarak şöyle yapalım. P veya P yan yana yazdım veya Q geldi. Bunu dışarıya almış olduk buradaki kısmı. P'nin değili veya P zaten birdir. 1 veya Q kesinlikle birdir. B şıkkı da gitti. P ise 1 demiş. Şimdi P'nin ne olduğunu bilmediğimiz için buradaki durum tamamen değişir. 1 olabilir de olmayabilir de. Q ancak ve ancak Q eşit oldukları zaman cevap bir ancak ve ancak da eşit oldukları zaman cevap 1 geliyordu. Dolayısıyla burası da gitti. 1 olmayabilir soruyor. Burası 1 oldu. P veya Q demiş. Şimdi buradaki değerimiz de bir tanesi 1 bir, bir tanesi 0 cevap mesela 1'dir İkisi de aynısı olabilir. Burası da 1 olmayabilir o yüzden. Şimdi tekrar C'ye bakalım C ve E arasına kaldık. P ise şöyle diyelim 1. Şimdi burada şöyle yapabiliriz aslında. Bunu veya çevirdiğimiz zaman netleşecek. P'nin değilini aldık burada. Birincinin değilini aldık. İse'yi veya'ye çevirdik. 1 geldi. Veya da zaten cevap burada 1 varsa cevap kesinlikle 1'dir. O yüzden aslında bu da 1 oluyor. Olmayan E şıkkı gelmiş oldu. Hangisinin doğruluk değeri kesinlikle 0'dır demiş. Şimdi buradaki değerimizin yine ise'yi veya'ya çevireceğim. Birincinin değerini aldım. P'nin değili veya P'nin değili geldi. Şimdi burada P'nin değili. Mesela 1 ise 1 veya 1'den cevap 1 olur. Ama eğer P'nin değili 0 ise 0 veya 0'dan 0 olur. Kesinlikle 0'dır diyemeyiz. 1 de olabilir, 0 da olabilir burası. P ancak ve ancak Q demiş. Değerlerini bilmediğimiz için burası için kesin bir şey söyleyemeyiz. 1 ise P demiş. Yine bunu veya'ya çevireceğim. Birincinin değili 0 veya P geldi ve P'nin değili. Şimdi burada veya da P'ye bağlı burası. 1 ise 1 olur, 0 ise 0 olur. O yüzden burası P geldi. P ve P'nin değilinden de cevabımız burada V'den dolayı bir tanesi 1, bir, bir tanesi 0 olacağı için burası 0 geldi ve kesinlikle 0 olan cevabı bulmuş olduk. 9. soruda önermesi hangisine kesinlikle denktir demiş. P ise 0. Şimdi bunu veya'ya çevirirsem P'nin değili veya 0 olacak. Veya da e, burada sıfır etkisi olduğu için cevap buna bağlı. Yani P'nin değiline bağlı. Dolayısıyla burası P'nin değili gelecek. Arada veya var. P veya Q'nun değili. Bunu aynen yazıyorum. Burada herhangi bir işlem yapamam. Veya veya olduğuna göre o zaman veya'nın burada birleşme özelliğini uygulayabiliriz. Şöyle yapalım. P'nin değili veya P'yi aynı paranteze aldım. Dışarıda da Q'nun değili geldi ki buradan direkt 1 geldi. 1 veya Q'nun değili veya da bir tane bile 1 olmasa direkt cevabı 1 yaptığı için B şıkkı geldi. 10. soruda olduğuna göre hangisinin doğruluk değeri kesinlikle 1'dir? Şimdi e, burada V'de sonuç 1 olduğuna göre mutlaka burası da 1, burası da 1 olmak zorunda. Bir tanesi bile 0 olsaydı cevap 0 gelirdi. R'nin kesinlikle 1 olduğunu bulduk. Daha sonra buradaki kısım yani P veya Q'nun değili 1 olduğuna göre o zaman içerisi yani P veya Q kesinlikle 0 olmalı. Veya da, da cevap 0 ise ikisi de 0 olmak zorunda ancak 0 veya 0 olduğunda cevap 0 gelebilir. Bir tanesi bile 1 olsaydı cevap 1 olurdu veya da. O yüzden P değerimiz 0, Q değerimiz de 0 geldi. Şimdi buradaki şıklarımızı inceleyelim. Hangisi kesinlikle 1'dir demiş. P'nin değili P 0'dı. 0'ın değilini aldık. 1 İse Q demiş. Q değerimiz de 0'dı. 1 ise 0. 100 kuralından dolayı 0 geliyordu. A şıkkı gitti. Biz 1'i arıyoruz. Q değerimiz 0. 0 ve R değerimiz 1. Buradan cevap 0. R'nin değil demiş. R değerimiz 1'di. Delini aldık. 0 veya 0 burası kesinlikle 0'dır. P veya R demiş. P değerimiz 0, 0 veya R değerimiz 1. 0 veya 1 1'dir. 1 ve Q değerimiz 0, 1 ve 0 0'a denk D şıkkı da gitti. Q'nun değil yani 0'ın değilinden 1, 1 ve R değerimiz de 1. Burası kesinlikle 1 gelmiş oldu. 11. soruda olduğuna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi ise de cevabı sıfır olduğu tek bir durum vardı. Burası bir, burası sıfır oldu. Yani 100 kuralı geliyordu. Bu şekilde bir tek ise de bu şekilde sonuç sıfır geliyordu. Diğer durumlarda bir oluyordu. Dolayısıyla biz buradan R'nin kesinlikle sıfır olduğunu bulduk. Ee, Q'nun değeri ancak ve ancak P olduğunda da bunun değeri bir olduğuna göre aynı olduğu zaman cevap bir geliyordu ancak ve ancak da. Dolayısıyla bu iki ifade birbirine eşit olacak. Yani Q'nun değeriyle şöyle yazalım. Q'nun değeriyle doğruluk değerleri birbirlerine eşit. Q'nun değili denktir diyelim. P değeri gelecek. Doğruluk değerini bilmiyoruz. P değeri mesela 0 ise Q 1'dir. Şimdi P değeri eğer 0 ise Q 1 olacak ki birinin değilinden bu da 0 gelsin. Birinci öncül doğru. P'nin değeri 1 ise demiş R değeri de 1'dir. Hayır R kesinlikle 0'dır. Bunun ilgisi yok. R değeri 0'dır demiş. Evet doğru. Buradan da o zaman cevabımız 1 ve 3 oldu. 12. soruda bileşik önermesinin dengi hangisidir? P ya da P demiş. Şimdi ya da da farklı oldukları zaman 1 geliyordu. Aynı oldukları zaman 0 geliyordu. O yüzden burasının denkliği burada 0. 0 ise demiş. Yine aynı şekilde ya da da bu sefer farklı gelmiş. Farklı olduğunda 1 gelecekti. 0 ise 1. Şimdi bunu veya'ya çevirelim. Birincinin değilinden 1. Bir, i̇se'yi veya'ya çevirdim. İkinciyi aynen yazdım. 1 bir veya 1'den de cevabımız 1 oldu. 13. soru dönermisinin olumsuzu hangisidir demiş. Şimdi burada V'nin veya üzerine önce dağılma özelliğini uygulayalım. P'nin değili ve Q geldi. Veya P'nin değili ve P geldi. Burası zaten biri biri, biri sıfır olacağına göre burası kesinlikle sıfır. P'nin değili veya Q veya sıfır demiş. Veya da burada sıfır baskın olmadığı için burada bu ifade neyse cevap O geleceği için direkt cevap P'nin değili ve Q şeklinde geldi. Bunun olumsuzu demiş. Buradan o zaman P veya Q'nun değili oldu. Şimdi P veya Q'nun değeri olabilmesi için mesela bu şekilde vermemiş. E, i̇selere bakalım. Burası mesela iseyi buraya çevirdiğimiz zaman Q ise P dediğimiz değer Q'nun değeri veya P'dir. Aynı zamanda burada yer de değiştirebilir. Yani buradaki ifadeyle P veya Q'nun değeri şeklinde de yazılabilir. Dolayısıyla direkt cevabımız buradan D şıkkı gelmiş oluyor. 14. soruda önermesin olumsuzu hangisidir? Her gün maç seyreder demiş. Şimdi her gün normalde mesela herin olumsuzunu aldığımız zaman en az ya da bazı ifadesini kullanıyorduk. Her gün olduğu için orada A şıkkı gidecek. E, hiçbir şekle değil. Her gün de değil. Her günü bazıya çevireceğiz. Seyreder demiş. Olumsuz olduğu için seyretmez şekli olacak. B ya da E şıkkından burası seyretmez olacağı için cevabımız B şıkkı gelecek. 15. soruda hangisi bir gerektirmedir demiş. Şimdi mesela x kare büyüktür 0 ise x sıfırdan büyüktür. E, x negatif bir sayı da olabilir. kare sıfırdan büyükse kendisi sıfırdan büyük olmak zorunda değil. Burası yanlış bir önerme oldu. Bugün perşembe ise yarın cumadır. Bu doğru bir önerme. X, büyük, X küçüktür 2 ise e, karesini aldığı zaman X kare eşittir 4. Hayır 2'den küçükse karesi 4 olmaz. X kare eşittir 9 ise X 3'tür. X eksi 3 de olabilir. Yere düşmüşse kolu kırılmıştır demiş. Şimdi yere düştü diye illa kolu kırılmıştır diye bir şey yok. Dolayısıyla bugün perşembe ise yarın cumadır ifadesi doğru olduğu için doğru bir önerme olduğu için cevabımız B şıkkı geldi. 16. soruda açık önermesinin doğruluk kümesinin eleman sayısı kaçtır? Şimdi 3x artı y eşittir 10 ifadesini sağlayan doğal sayılar. Mesela x yerine 3 desem, y desem, y'ye 1 desem onu sağlıyor. O zaman burada e, px ifadesinin doğruluk kümesinin eleman sayısı için x'e 3, y'ye 1 yazdığımız zaman burasını sağlar. Bunun dışında x'e mesela 2 desem 6, y'ye 4 diyebilirim. Yani 2'ye 4 şeklinde de gelebilir. 1 dersem eğer 3 burası 7 olur. O zaman 1'e 7 şeklinde de olabilir. Doğal sayı dediği için diyebilirim. Diyebilirim. 0 da diyebilirim. Y'yi 10 da diyebilirim. 0'a 10'u da sağlar. Bunun dışında burada daha büyük bir değer yazdığım zaman burası doğal sayı olmuyor. Daha fazla yazamıyorum. O yüzden doğallık kümesi eleman sayısı buradan 4 gelmiş oluyor. Evet arkadaşlar böylece ikinci testimizi de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.